Kanal Mobilya'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Nihat Kanabaşlı ile beraberiz. Nihat Kanabaşlı şampiyon. Şöyle alalım. İlk önce Nihat Kanabaşlı'yı, Kayabaşlı'yı tanımayanlar için kimdir Nihat Kayabaşlı? Bir anlatsın kendini. İsmim Nihat Kayabaşlı. Bursa doğumluyum. Aslen Bulgaristan göçmeniyim. Yaklaşık bir 25-26 senedir süs kuşuyla uğraşıyorum. Çeyrek asırdır. Yani 15-16 yaşında süs kuşuna başladık. Babamız Mardinciydi. Babamızdan merak saldık bu şekilde. İlk başlardan Mardin besledik. Ondan sonra dışarı gide gele gördük. Dışarıdan kuş getirdik. Getiren abilerimizden aldık. Yani. Neler var Nihat? Vallahi kuş çok da. Şöyle çift tanelerde. Burada kapaklı biraz, Afrikanlarımız hızlı var. Hızlı geçelim. Kapaklı Afrikanlarımız var burada. Bunlar var. Bu tipe benzeyen çok kuş var ya. Abi, bu Afrikan. Bunun bir irisi şimdi, daha var. Simerli diyorlar. Şimdi Simerli var. Afrikan abi şimdi kırıyorlar bazen küçük şeylerle. Bakın şimdi hünkârı gibi şey olacak. Kafa görüyor musun? Gaga kafa. Evet, evet. Tam şey sıfır. Maşallah. Her Afrikan da Afrikan değil yani. Burada bakıcımız var. Bak 3 tane birden yavru büyütüyor. Vay maşallah. Bak şöyle çek onları da. Bakıcılar işte posta ya. İşte posta farkı. Bak 3 tane birden. Bir ay tane maşallah. Hünkârı. Ay maşallah. Biri hünkârı bir de. Evet. Onu evet, yani. Evet evet. Biri hünkârı bir diğerleri. Diğerleri biri, başka bir şeyler biri bakıyor. Biri çinç aykası biri de balon. 3 adet bak. Allah Allah. Evet. Hepsi de birbirinden farklılıklar. Çinç aykası dediğin kuş da evet. Biraz onu da göstereceğiz. Şurada çinç aykası ne olduğunu da göstereceğiz. Burada, hazır yumurtaya yatmış işlemeli karayağlılarımız var. Bunlar strater tarzı büyüklerden. Maşallah. Evet. İrlerden. Evet. Burada yine bakıcılarımız var. Bu da balon yavrumuz. Beyazlardan ona bakıyorlar. Bakıcılar da bunlar. Evet. 7 senelik kuşum oluyor. Oo maşallah. Evet. Burada İngiliz tipler var. Bunlar Gökhan arkadaşıma gidecek. Gökhan Hıza. Kendisine de selamlar buradan. Burada Japonlarımız var. Bunlar da çok üst düzey. Şöyle yakalayabilirsem eğer. Japon'u bir yakından çekelim yani Nihat. Gol yaşlardaki kafalardan bunlar görüyorsun. Maşallah maşallah. Gaga zaten yok. Kimilerinin gagaları böyle ona doğru uzun oluyor. Evet. Bu kafa her zaman denk gelmiyor şu çıkıntı. Bu şu olacak değil mi? Bu olacak değil yani mi? Bu renklerde her zaman denk gelmiyor. Genelde hep gol yaşlarda ve mavilerde var. Ama esas istenen, esas olacak olan bu abi. Patlak. Hani bir önceki röportajımızda sana söylemiştim ya. Bak, evet. Göz kenarlarını nasıl cımbızla alıyorlar. Bak evet. Yeni yeni çıkmaya başladı. Hani insanlar inanmasın yani göz kenarı boş diye. Bak şöyle evet. De göstereyim. Onu Avrupalılar göz kenarlarını cımbızla alıyor daha çok şey olsun diye. Ama önemli olan şuraya bakmaları. Evet. Burası evet. Varsa tamam. Bu kafada çıkıntı mutlaka evet. Olacak. Hayvan şey yapar yani. Bu ırkın olmazsa olmazı. Evet, öyle mi? Aynen. Orada da bir bebeğimiz var. Burada yavrularımız var. Bu neydi bunlar ya? Orlovski yavrusu bu. Abi bu Ruslar hiç durmamış ya. Değişik evet, türler üretmişler. Kabak. Evet. Şurada bir çinç aykısı. Az önce söylemiştik işte. Evet. O bakıcının altındaki evet. Kuşlardan birisi bu. Evet. Çinç aykısı burada. Hava soğuk biraz. Yağmur olarak Mayıs ayının ortası evet. Geldi. Hala havası burada. Orlovski'nin deminki yavrunun babası. Allah Allah. Bunlar da çok nadirdir Türkiye'de. Çok değişik ya. Kafaya bak, şekli şemale evet. Bak. Burada yine senin vazgeçilmezin postalarımız, bakıcılarımız. Biz postacıyız ya. Gerisi boş. Ben hep öyle diyorum. Güvercin eşittir posta ve posta yani, ve diğerleri. Burada nümberklerimiz, yumurtalar içimiz. Maşallah. Kırmızı kalemli. Evet. Bunlar. Sert değil mi nümber? Çok sert abi. İnan hani böyle şey şimdi olmasa. Kapağı açı olsa. Talep olmasa hiç bakmayacağım yani. Değil mi? Talep olduğu için bakıyorum. Çok sert hayvan ya. Evet. Sert olduğu kadar hani bir de narin hayvan ya. Sert hayvan narin olmaz normalde. Tabii normalde çok, narin olmaması lazım dediğin gibi. Yani. Burada hazine var. Ben alayım dedim ama olmadı. Anlaşamadık. Nihat'la abi dedi illa üreteceğim. Dedim üret ondan sonra alırız o zaman. Nihat ne diyelim yani. Şöyle bir takım karanfil var işlemeli. Ama bundan sözünü ver Nihat. Bunlar, iki çift yavrusunu aldıktan sonra bunlar benim. Abi istersen şimdi al. Sıkıntı yok. Burada ardiyozalar var.
dişimiz yumurtlamış. Ardiyozo ne oldu Nihat böyle? Ardiyozo soruyor millet. Ardiyozo uçtu gitti, burası boş abi. Burada nakış. Ha şunu da göstereyim. Bunu da bu arada Nihat'tan aldım. Hayırlısıyla bizim kümese yeni transfer. Sarı nakışlımız. Evet. Boş geçmeyelim. Burada şeyler var. Fitillerimiz. Fitilli Adanalarımız. Evet. Onlar da çok güzel ırklar. Çok devasa. Fitillisini canlı olarak ben ilk sende görmüştüm Nihat. Evet. İlk geçen çekime geldiğimizde, evet. Televizyonla çekime de gelmiştik Nihat'ın buraya. Çok güzeller bunlar da. Burada yavru kısmı artık büyüyenler. Tamam. Burada kademe kademe. Hollanda rinsler var. Şöyle elimde görsünler ne kadar iri olduğunu. Bakın. İki elle tut. Evet. yani şöyle. King gibi bir şey bunlar. Ay maşallah. Ay şöyle sağ olun. Hani, izleyicilerin daha şey görsün. Şimdi bir de yanına bu erkek, bir de yanına normalleri atacağım. Bunun ayarında dişi bulamadık. Normallerle eşledik. Şey çıkarmak için. Vallahi yaptım yattı. Eyvah eyvah eyvah, kapardı bir de. Ali ne diyor bu işe? Müthiş. İki tane dişi attık. Müthiş maşallah. Yanına ikisini de eşliyor bak. Ha, bu da bu dişi, öteki de dişi. Bak görüyorsun. Farkı. Bu normal. Yani bu normal bir dişi ama evet. Bu standartların çok üstünde bir erkek. Bu şey iri olanlar aslında Strater ayarında bu. Evet, evet. Bak. Ay maşallah. Vallahi salmalığı doldurdu. Evet. Bir bölmeyi doldurdu. Bak dişi ne kadar yerde kaldı. Evet. Bir bölmede erkek bildiğin doldurdu yuvayı yani. Ay maşallah maşallah. Kışlar da çok güzel ama Nihat. Evet. İşte bunlardan şimdi iki dişiden de yumurta sürdük. Bu da sert yalnız ha, erkek olarak çok belli yani. Yan tarafta hemen hareket. Gibi kavga ediyor sanki. Hemen hareket bak. Çekiyor. Mükarı gibi kavga ediyor. Yani burada şey yapmıyor. Öteki yuvasında kendi, olsa. Kendi yuvasında yapar onu. Şimdi onu diyecektim ben de. Kendi yuvasında kavga yapar. Ediyor. Kavga ediyor. Hazine, hazine burası. Hazine. Burada da bizim sponsor olduğumuz çok güzel bir katalog. İsteyen arkadaş olursa beni bir yerde denk getirdiği zaman abi şu katalogdan istiyorum desin, vereyim. Yani gönder derlerse de çok zor. Çok kargo çok para olmuş. 80-100 lira bir kargo. Değer mi değmez mi? Gönder derseniz de ben kargoyla gönderirim. Sıkıntı da yok. Burada bakıcı grubu ve şeyler var. Hani, çok şey çıkaracağımız birkaç ırk var. Bangolar bakıcı ırkı. Nürnberglerimiz de bakıcı olarak. Ya yalnız Nihat şunu söyleyeyim. Yani birçok kişinin kümesindeki damızlık vasıflı kuşlar burada sende bakıcı olarak. Onu da söyleyeyim. Abi ama çok güzel yavru bakıyorlar. Maşallah. Maşallah. Bak şimdi şurada. Yani çok birbirinden çok güzel kuşlar var. Evet. Nürnbergler mesela. Nürnbergler. Hani çok güzel yavru bakıyorlar. Harika. Şey yapamıyorum. Hani başka kuşlarla. Harika kuşlar var maşallah. Çok güzel. Mesela bak bunu, şunlar. Kolonsuz dişi mi? Kolonsuz dişi. O oynarlar var. Onlar da Osman amcamızın. Ona da selam olsun buradan. Osman Narin. Evet. Osman abi. Ustaların ustası. Aynen. Titiz adam. Çok çok. Osman abinin kümesini de çekeceğim. Günde, yani buraya kadar gelmişken. Günde 3 sefer yer temizler. Yani Osman abinin kümesini çekeceğim. Size göstereceğim inşallah. Osman abinin kümesinin yerler bile kireç boyalı. Evet. Yani biraz abartılı temizlik yapıyor Osman abim. Yaşını başını almış abimiz. İşte... Burada hazine. Mantolu. Bak. Ha Çin çaykası. Biraz önceki damızlıkların yavruları şunlar demiştin değil mi Nihat? Evet, şu. Burada bak yatıyor abi. Bakayım. Bak, çek oraya istersen. Yatıyor yumuşak. Maşallah maşallah. Birkaç güne yavruları çıkaralım. Hadi inşallah. Bu da eşi mi onun? Evet. Bu da eşi. Bu Çin çaykası tam böyle göğsünden yukarıya ters çevirmiş. Evet. Tüyleri netleyebiliyor muyuz? Evet. Şöyle netledik. Buradan bir iki tane ırkı da sana burada mantollarımız var. Mantollarını var. Almont bak çok güzelmiş Almont'un. Sarı kapaklı rakkaslarımız var. Norveç balonlarımız var. Kapaklı balonlarımız var. Bir iki tane bir yakalasana Nihat ya. Bir bak şu iki balonlar arasındaki farkı anlatalım ya şu. Heh şöyle bir abi çekelim. Şimdi bir saniye. Şu dişi olanlar erkek olanlar. Onlar bakıyor. Bu dişi olan. Çıplak boyunlar da var burada. Neydi bunların ismi? Bir acayip ismi. Roman çıplak. Ha Roman çıplak. Onların da altında nükarlı yumurtası var. Gene buraya. Ha burada. Aynı yerinde. Ya Nihat. Sen geldiğinde. Tamam da millet hani bunu şey diye bakıyor. Vasıflı kuş diye bakıyor. Sen bakıcılık yaptırıyorsun bunlara ya. Niye öyle yapıyor? Bak şu Roman çıplak. Çok güzel nükarlara bakıyorlar. E tamam. Vazife yapıyorsa problem yok.
Şu yanındakiler neydi? Otoşani. Ya arkadaş bunların da çok çeşidi var ya. Bunlar birbirine benzeyen, birbirine çok yakın ırklar. Botaşanesi var. Bir de buna neydi? Azıcık daha hep unutuyorum. Ay maşallah. Ay maşallah. Yapamadık da. Lan duramıyor. Ay maşallah. Yapamadık. Bak bak bak. Hayvan kendi gövdesinin 3 katı belki de. Vallahi 2 katından büyük bir diyor. Şey yapsa, hani neşelense böyle gündüz olsaydı. Değil mi? Değil mi? Akşam saati olduğu için. Bunlar bu da balon. Da. Bu da balon, bu da balon. Yani. Ama dünyanın en büyük balon, şişiren balon cinsi bunlar değil mi? Evet, Norveçli. Norveç balonlar. Bu da Alman tarzı bir renk mi? Nedir evet, bu? Bunlar Alman tarzı. Hmm. Ali ne diyorsun? Olaya bak. Bunlar var, bunlar da onlar kadar şişiriyor. Ooo maşallah. Tepeli beyaz. Şimdi şu an şeyde de yem yediği için fazla şişirmiyor ama. Bak, gördün mü? Onlar neşelendiği zaman bir görmen lazım ay, bunları. Maşallah. Tepeli bir de. Kadar. Evet. Bunlar. Bu da rak kaslar gibi aynı şekilde. Burası vallahi genelde yavruyla damızlık olarak. Ama burayı boşaltacağız artık. Buraya ayrı bir şey yapacağız. Yukarı şey. Ya yapacağız. Sistem hı, değişiyor gün evet, sistem değişiyor. Oo maşallah şuna bak. Ne? Şey mi bu? Kumru mu? Evet, Bilen kumru. Yani. Sivas kumrusu. Evet. Sivas kumrusu da geliyor bir yerden ses. Evet. Rakaslarımız. Evet. Nakışlı numerk mi bu? Ha? Evet, nakışlı numerk. Onu da yumurtlamış onlar. Hmm. Yukarıda şimdi bakıcı yerine çıktığımız zaman orada süreceğiz onları yumurtalarını. Bakacağım, yumurtlayan vardır. Bunlar zaten vazgeçilme hiç. Yavruları elimizde durmuyor. Yavrular yeme düşer düşmez. Ya maşallah, Azerbaycan'a gidiyor ya buradan maşallah, beğenen abilerimiz alıyor. Çok da bir kafa ya Nihat. Evet. Çok iyi kafalar. Ve gagası neredeydi? Maşallah. Allah canım pek versin. Burada da cimperlerimiz var. Cimperlerimiz var. Bu ne diye geçiyor mesela? Bu rengi ne diye geçiyor? Blue Archilles İngilizce adı. Hmm. Kanatlarındaki nakışlardan dolayı bir Archilles geliyor. Evet. Blue'sunu anladık da Archilles herhalde nakışlardan geliyor. Kanat uçları nakışlı. Şu botaşanelerin benzer ne vardı bir de bunlara benzer? Galatenler var şeyler. Ha doğru. Bunlar var. Çift tepe botaşani. Galatenlerin biraz daha gagaları kısa oluyor. Könenberglerin de aynı şekilde. Ha ha bir de Könenberg var evet, doğru doğru. Çok bunlar birbirine çok benzeyen ırklar. Evet. Yukarıda çekeriz. Şimdi yukarıda çıkarız. Çekelim devamını. Şöyle durduralım videoyu. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok ısıran Doberman. Nihat'ın şahane Doberman'ı. Tabii neydi bu? Pinscher miydi bunun adı? Pinscher'ımız var. Burada uçanlar da var. Bunlar da senin mi Nihat uçanlar? Bunlar da senin mi uçanlar? Ha. Burada zibritler var. Gümüş zibrit. Pinscher'ı ısıttırmayalım kendimizi. Şurada gümüş zibrit orozumuz var. Ya her şeyden önce Nihat Kayabaşlı'nın şöyle bir manzarası var. Bir bakın. Şöyle bir göstereyim. Bursa'nın 3/5'ünü gören bir manzarası var. 3/4'ünü diyemeyeceğim, 3/5'ünü görüyor. Önü 15-20 kilometre açık. Dur. Burada seramaları var. Malezya seramaları var. Şurada da var. Minicik. Tam bantam senemalar. Hay maşallah. Bunlar bir numara. Şimdi ikinci katta inerken sıfır numaralarını sıfırlarda mı göreceğiz? Burada da yumurtlamış. Nihat yattı mı bu kuluçkaya? Yatma güzel abi. Şimdi biraz he hazırlanmış. Kaç tane? 4-7 tane yumurtası var maşallah. Şimdi işte, birkaç tane yumurtladığımız minicik. Bu arada yemleme yapıldı. Maşallah.
Yer gök güversin Nihat. Maşallah. Allah can beklemesin. Oo, burası da şeymiş. Başka efsanenin olduğu yermiş. Burası Rus grubu. Rus. Kıvırcıklar var. Ama çok müthiş longlar, akbaşları gördüm buradan. Şu an yemleme saati. Şöyle kapı ne tarafa açılıyor? İçeri mi açılıyor? Ha, kaçmasınlar. Şimdi yemleme yaparken üstten şöyle bir çekeyim. Hazır yemlerlerken, rakaslar var. Volskiler var, kıvırcıklar var, hünkariler var. Bu Özbek miydi ya? Hünkârın yüklüğüne bak, dev dev maşallah. Nihat, Özbek miydi şu çift tepeli olanlar? Tamam, sen bak. Şurada bir çift tepeli gördüm. Özbek miydi o? Evet abi. Takım oldu. Hayır, hayır. Şurada. Bunlar taklacı oluyor değil mi? Evet. Eşi nerede onun ya? Buralardadır. Şunu gördüm. Baksana ya. Şuna bak ya. Efsane. Vallahi efsane maşallah. Ya. Heh. Eşi de burada. Eşisi. Özbek taklacılar. Ha, buradaymış takımı. Ha. Bu arada şarjımız da bitiyor. Şarj da azaldı. Ya söylemek istediğim şeyler var mı? Yavaş yavaş şarjın da sonuna geldik. Bilseydik çok daha hazırlıklı gelirdik. İnşallah abi, başka sefere. Geliriz daha inşallah. Daha detaylı bir video çekeriz. Geliriz. Yüksel abinin kanalına abone olmayı da unutmayın. Allah razı olsun, eyvallah. Kendisi bu işe gerçekten emek veriyor. Ayrıca Çiftçi TV'de programı var. Süslü diye izlemeyen arkadaşlar bunu da izlesin. Eyvallah Nihat, sağ ol. Teşekkür ederim desteklerin için. Bu arada seni de söylemiş olalım. Nihat Kayabaşlı'nın da kendi kanalı var, YouTube'u. Orada da kendine özel Nihat bir şeyler Kayabaşlı çekiyor. Diye. Evet. Orada kendine has güzel videolar çekiyor. Güvercinlerle ilgili, pazarla ilgili bir şeyler anlatıyor. Mutlaka izleyin. Abone olmadıysanız olun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Nihat, sana da kümeslerini açtığın için teşekkür ederiz. Mekanda gösterebildik, gösterebildiğimiz kadarıyla. İnşallah en yakın zamanda. İnşallah daha detaylı. Çok daha uzun. Şimdi 18-19 dakikalık bir videomuz oldu ama çok daha uzunluğu çekeriz. Orada da ırkları anlatmaya çalışırız. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Herkese selamlar, saygılar. Göksel abi, bunlar da sıfır numaralar. Şöyle. Yukarıdakiler bir numaraydı. Telefonun şarjı bitti bu arada, onu söyleyelim. Şarjı bitmişken Nihat'ın telefonundan çekiyoruz bunu arada. Şöyle. Burada kurgularımız yumurtada. Yine Göksel abi. Gördüğünüz gibi. Yani sen dediğin gibi yer gök kanatlı. Burada vallahi öyle. Çin buldurucu. Çin buldurucunda da var. Şunu azıcık yakından çeksene Nihat. Netleştirsene çok az. Evet, şöyle. Çin buldurucu. Kanatlarının her türlüsünü seviyoruz. Burada muhabbetlerimiz. Burada sultanlarımız var. Yumurtladılar. Onlar da şöyle gösterelim. Maşallah. Burada yine aynı. Çift. Çoğu yavrularını büyüttü. Yavruları verdik. Şimdi tekrar kızışmalarını bekliyoruz. Böyle. Vallahi ya işte bir ısı koyarsın diye hepsi olacak aramızda. Burada da aloe vera alalımız var. Evet. Nerede? Aloe vera diyor. Seviyoruz, üretmeyi. Aynen.